Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yaban mersini, murt, hammelas, bölgenizde ne isimle adlandırılıyorsa meyvesinin başındayız. Çok beklenen video. Beklenen video tarafı şu. Meyve ayrımı yapamayan izleyicilerimiz var. Bu meyve ayrımını nasıl yaparız ona bakacağız. Bir de blueberry var arkadaşlar. Blueberry tamamen farklı bir meyve. Yani murtla yaban mersiniyle hiçbir alakası yok ama akraba. Yaklaş hocam. Arkadaşlar, bu yaban mersininin aşısı murt deriz bölgemizde. Hatta bıçağımız da var. İçini kesmek istiyorum. Birçok arkadaşımız fidancıdan fidan alıyor. Yanlış veriyorlar. Maalesef. Arkadaşlar şu. Şöyle. Gördünüz mü? Evet. Tekrar bir daha keseyim. Bu murt. Yaban mersininin arkadaşlar aşısı bu yenir. Yani şöyle. Ağzınız sulanmasın. Süper olgunlaşmış. Bu insanı tıkamaz. Ama yaban mersini normal yabani. Bunu yeme şansınız mümkün değil arkadaşlar. Bu bazı hastalıklarda kullanılıyor. Bazı değil, birçok şeye faydası var. Bunu yeme şansınız yok yani. Tıkar boğar ama. Ama bu aşısı beyaz. Aşı siyah da var. Bizim bölgemizde pek yok. Bir tane ağacımız var yukarıda. Bayağı yukarıda. Ve arkadaşlar fidancınızdan fidan alırken tabii ki siz de bu konu üzerinde profesyonel olsanız fidan istemezsiniz. Ama fidancının gazabına geliyorsunuz ve dikiyorsunuz 3-5 sene bekledikten sonra meyve istediğiniz meyve olmamış oluyor. Blueberry ayrı, murt, hammelas ne derseniz, yaban mersini bölgenizde nasıl bir adlandırma yapılıyorsa arkadaşlar. Meyvemiz bu. Yenilebilen meyve bu. Şu ise meyve büyüklüğünü de göstereyim. Şöyle bakın. Şu yenilebilen, şu yenilemez arkadaşlar. Bu yabani. Geçen gün bir tane arkadaşımız fotoğraf atmış. Aşı diye yabani fidanı göndermiş. Alacağı oradan 3-5 kuruş ama o insan İstanbul'da ya da yetişebilecek bölgeleri zaten bunun belli bölgesinde almış bir tane fidan evin önüne dikmiş ve meyvesini yiyemiyor. Bunun üzüntüsünü yaşıyor. Sorun fidancı arkadaşlardan daha fazla. Ve şunu yapın arkadaşlar. Eğer ki aşılı meyvelerinizin arasındaki bizim var. Burası şey, bahçe. Burası daha önce yabaniydi. Biz aşıladık. Aşıladığımızın parçası bu. Ve şeyler çıkmış. Yaban mersinin orijinal yabanisi çıkmış arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burayı temizleyeceğiz. Tabi hasattan sonra yapacağız ama siz görün diye. Bir tanesini keselim şöyle. Şu dalı kestik. Bu budantılarınızı yapın. Aldığınız aşı fidanlarda da arkadaşlar bu durum oluşabilir. Kesinlikle aşının dibinde bu yabanileri bekletmeyin. Aşınızın gelişmesini son derece etkiler. Murt, hammelas, yaban mersini ile alakalı arkadaşlar bir sorunuz olursa kanala mutlaka yazın. Mesaj yazın, cevaplayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar blueberry ayrı bir şey. Bu murt ayrı bir şey. Bunu bilin yeter. Biz hasatlara başlayacağız. Ekim'in sonundayız. Hasatlarımızı yapacağız. Bayağı bir aşıladığımız yaban mersinleri var. Tabii ki değerlendireceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.